Merhaba arkadaşlar. Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı çiçek pasta yapacağız. Gerçekten görüntüsüyle ve tadıyla da çok şahane bir lezzet. Şimdi ıspanaklarımın yapraklarını ayırıyorum. Bakın bu şekilde. Şu sap kısımlarını değil de yumuşak olması için şu uç kısımlarını. Robottan çekeceğim. Yani miktarı 1 su bardağı pürenin. Daha fazlası da olabilir. Ispanaklarımızı yeşil bir halde robottan çektim. Şimdi yumurtaları kırıyorum. Normalde 3 yumurta ama benim tepsim büyük olduğu için 4 yumurta kıracağım. Bir de yumurtalar hem küçük hem de kalabalığız burada. Yumurtaları sayıca azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Tabi diğer malzemeleri de buna ilaveten biraz azaltmanız ya da çoğaltmanız gerekecek. Yumurtaları kırdım. Şeker ilave ettim. Şimdi sıvı yağımızı ilave ettim. Ve bir güzel çırpıyorum. Bir su bardağı yoğurt alacağım. Yine yoğurdumu da üzerinin kaymaklı yerini kullanacağım keke. Bismillah. Nazarlık olsun. Bayağı. Bardağı tutturamadım. Hepsi olduğu gibi tezgahın üzerine gitti. Diğer malzemeleri çoğalttığım için yoğurdu da bir iki kaşık fazladan atacağım. Çünkü orantılı olmazsa azaltma ve çoğaltma kekinizin tadında biraz değişiklik olabilir. Zehra, şu sandalyeyi şuradan alsana kızım, önümden fırın açacağım. Bunu ölçmedim. Kontrollü bir şekilde koyarsanız daha iyi olur. Kabartma tozu yerine karbonat kullanıyorum. Çünkü kabartma tozuyla yaptığım kekleri beğenmiyorum. 2 tane vanilya, 1 tane karbonat paketi koydum. Normal açık karbonatlarda da 1 çay kaşığı miktarı. Bugün safarlığım üstünde her şeyi döküyorum. Safar ne, senin mi gözün değerli bana? Şimdi tepsimizi yağlayacağım. Kekimizi ocağa aldım. Şimdi kremamızı hazırlayacağım. Şimdi ıspanaklı çiçek pastamızın kremasını hazırlıyorum. Bunun için de 4,5 su bardağı sütü tenceremize alıyorum. Şimdi 3'er kaşık un ve nişastamızı sütümüze ilave edip biraz çırpacağım. Bu şekilde. Yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Sekiz yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. Çok hızlı karıştırmam gerekiyor çünkü yavaş karıştırdığınızda bir tutar.
ve top top olur. Kremamız pişti, ocaktan aldım. Şimdi bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağımızı ilave ettim üzerine. Aslında krema olması gerekiyordu ama krema olmadığı için yarım krema yerine ben burada bir yemek kaşığı kaymak kullanacağım. Kremanın yerine. Ve vanilyamızı ekliyorum. Şimdi önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da tekrar çırpma telimizi alacağım. İçindeki tereyağı ve kaymak eriyene kadar karıştıracağım. Eğer pastane kremanızı çikolatalı bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bunun içine bitter çikolata eklemeniz yeterli. Onu da yine ocaktan aldıktan sonra üzerine sıcağıyla atarsanız benzer usulü eriyecektir içinde. Ben sade bir şey hazırlayacağım, krema. Çikolata sosunu üzerine dökeceğim inşallah. Pürüzsüz bir kıvam oluştu. Ben bunu şimdi üzerine streçleyip bekletebildiğim kadar bekleteceğim. Aslında 4 saat beklemesi gerekiyor ama. Bilirim. Ha, kekimiz. Oh, kekimiz de misler gibi pişti bakın. Yemyeşil ve şimdiden yenilesi bir hali var. Çiçek pastalarım bu şekilde olacak. Bu bardakla kestim. Ama siz su bardağıyla da kesebilirsiniz. Zaten şunlar da biraz yarım oldu ama böyle arta kalan yerlerinde su bardağıyla öyle küçük kestim. Şimdi bunları bu şekilde ufalayacağım. Kızım, dolaptan kremayı çıkarır mısın Zehra? Dur, kaşık alalım. Satarlı. Bunun arasına krema koyduk. Arasını önce açtık bu şekilde. Arasına krema koyduk. Ondan sonra muz dilimleri koyduk. Ondan sonra kenarlarına kremayı sürdük. Bak böyle içine de. Ondan sonra yanların parçacıklarını yemiştik. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz. Ondan sonra yanlarına krema sürüyoruz. Bunu yiyenler ölmez. Ölmez, aynı öyle. Onu yiyenler ölmez. Geçeye bakanlar da ölmez. Sen dünyadan bezmişliği benim videoma yansıtma satanne lütfen. Video çekiyor şurada. Niye bezdin sen bu kadar dünyadan? Olsan bilhassa çenede. Bu niye havaları uçacağım satan be? Olsan dur Zehra, parçalacaksın o şeyde. Mis gibi gözüküyor. Gördün mü? Parçaladım ya, kenarlarını şey yaptım. Şimdi bunun üstüne çikolata sos gelecek. Bu yenmez mi? Onu ye, yenmesin öyle. Onu babam da ye. Allah. Babam da yesin, sen de ye işte. Babam da yer onu. Zehra beri de. Kedi! Aralarını açtığımız keklerimizi bu şekilde üzerine krema, üzerine muz dilimi ve yine kenarlarına bu şekilde kremamızı sürüp yuvarlayacağız kek kırıntılarımızın üzerinde. Çek bari bir şeyle, gözlü bir şey. Mutfağımızı çekeyim bari.
Kaynanam kameradan görünce mutfağına tekrar aşık oldu. Demek ki hengamet hep telaştan farkında değildi demek ki mutfağımızın güzelliği. Biraz dağınık ama akşam telaşından dolayı. Kızım kaç tane şeyimiz, kekimiz var, kremayı biraz kullanayım. Çok güzel. 2-3. Az mı kaldı? 3 tane kaldı. Tamam o zaman kremamız yeter. Kalın da sahurdan birerle biz yeriz. Evet. Sahurda değil de biraz sonra yemekten sonra tencereyi sıyırırsınız. Kafam karışsın. İftar. Evet. Tamam yeter. Kapatabilirsin. Oraya tekrar basarsan kapat.